İstanbul'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Cani Koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Sonra da genç kadının vücudunu parçalara ayırdı. Cani adam üstelik bu vahşeti genç kadının sığındığı ağabeyinin evinde yaptı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Ozan Dum, evi terk edip ağabeyinin evine sığınan 6 aylık hamile eşi 19 yaşındaki Hasret Dalkoparan'ı 1,5 yaşındaki kızının gözleri önünde kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Ardından da eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayıran Cani Koca, kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Çekmeköy'de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan Cani Koca, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kadının yengesi Hülya Dalkoparan, kendisinin silah sesi duyunca saklanıp eşine haber verdiğini söyledi. Zaten benim gözümün önünde oldu. Çocuklarımla bir buradaydım. Ateş ettiğini görünce kaçtım, ben zaten saklandım. Sonra aradım eşimi, eşim geldi eve. Salona baktığımızda beyni patlamıştı zaten. Öldürdükten sonra ölüsünü onun eziyet etmiş, kollarını bacaklarını kesmiş. Baba Derya Dalkoparan'sa adalete seslendi. Şimdi kanuna sesleniyorum buradan. Bunlar ne zamana kadar böyle olacak? Adalete sesleniyorum, ne zamana kadar kadınlar böyle? Evimize girip pusuya yatıp resmen vurdu. Vahşete tepki gösteren yakınları kadın cinayetlerine idam cezası verilmesini istedi. Sonradan da kollarını kesti. Ölü. İşkence yaptı. Bir de karnında bebeği var, 5 aylık. 19 yaşında. 1,5 yaşında da bir kızı vardı. Deli diyorlar. Neresi bunun deli? Bu deli değil. Madde içiyor ama bile bile öldürdü. Anneyi babayı niye öldürmüyor? Geldi canavar gibi karısını öldürdü. Ona kimse sahip çıkmadı. Bir evin bir kızıydı, bir evin bir kızıydı. İdam. İdam istiyoruz. Karılarını öldüren erkeklerden biz idam istiyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz. Dün içeriye girmiş. Önce kızın abisini kollamış. Abisi gittikten sonra içeriye girmiş. Ondan sonra bu kız hamile. Kızın yengesi de evdeymiş. Kızın yengesi demiş ki buradan çık demiş. Ona niye çıkacağım demiş. Ondan sonra direkt silahını çıkarmış. Kızın da kucağında bebeği var. Bu rahmetlinin kucağında bebeği var. O şekilde kızın kafasına sıkmış. Ondan sonra yengesi de almış kendini, kaçmış çocuklarıyla beraber. Bu kız elinde kucağında bebeğiyle beraber vuruldu. Yerde o bebeğinin yanında bir de ölü haliyle bile işkence gördü. Yani ölmüş haline bile işkence yaptı. Kollarını, ayaklarını kesti. O şekilde bıraktı gitti. O bebek de o annesinin ölüsünün yanında öyle kaldı. Resmen canavar ya. Canavardan bile yani beter.